gündeme yoğunlaşmıştı ki bu sürecin 2 yıldır filan devam ettiğini çok takip etmedi ve bugün sosyal medyada işte bir papaz ne kadar önemliymiş, işte bu papaz amma da başımıza iş açtı mealinde yorumlar görüyoruz. Ama tabii burada iki tarafın algısı arasında ciddi bir uçurum var. Yani Amerikan tarafı 2 yıldır bu konu üzerinde uğraştığını düşünüyor ve sonuç alamadığını görüyor. Bir de tabii Kasım ayında Amerika'da ara seçimler var ve bu ara seçimler çok önemli. Çünkü Trump biliyorsunuz bütün Amerikan devlet sisteminde ciddi çalkantılar yaratan bir başkan ve ciddi bir şekilde ülkeyi kutuplaştırmış durumda. Dolayısıyla herkes Kasım'daki ara seçime bakıp Amerikan halkının nasıl yani Trump'ı ve iktidarını nasıl gördüğüyle ilgili ilk kez ciddi bir barometre, yani bir nabız yoklama imkanı olacak. Dolayısıyla Pence'in, yani başkan yardımcısının Brunson'ını getirmek istemeleri ve bunun üzerinde bu kadar durmalarının da bir iç siyaset tarafı da var. Fakat ben şunu söyleyeyim, yani asıl sorunuza, ben açıkçası siyaset yaptığım dönemde mecliste olsun, bu dostluk grubu başkanlığı esnasında olsun, benim görebildiğim Ankara'da özellikle Tayyip Bey'in etrafında dış politika konusunda ona akıl veren veya konularda çalışan arkadaşların Amerika'yı öncelikle iyi okuyamadıklarını hep gördüm. İkincisi bir de Amerikalıların özellikle o zaman Arap Baharı ve o süreçte özellikle Türkiye'ye o duyulan ihtiyaç, Suriye meselesinde yine Türkiye'ye duyulan ihtiyaç vesaire. Bir de Amerikan genel dış siyaset kültüründe Türklerle fazla papaz olmamak lazım mealinde özetlenebilecek bir yaklaşım vardır. Bunların hepsinin bir araya getirdiği Türkiye konusunda bir müsamahakar bir tavır vardır ve bu Türkiye'de hep yanlış okundu. Yani Türkiye'de Amerikalıların Türkiye ile elinde sonunda ne olursa olsun iş yapmak zorunda oldukları algısı var. Özellikle Tayyip Bey'in etrafındaki arkadaşlarda. Ben Trump gibi sıra dışı bir başkanın ve özellikle şimdi Mike Pence'in de bu işi çok sahiplenmesi ve Amber'in dediği gibi biz çok önemli bir iş başardık. Amerika'daki bütün kurumları, Kongre'yi, Pentagon'u, Dışişleri Bakanlığı'nı hepsini ve Beyaz Saray'ı hepsini aynı noktaya getirdik. Yani bu öyle kolay yapılacak bir iş değil. Genellikle bu kurumlar hep birbirleriyle rekabet ve farklı nüansları olan kurumlardır. Ama Türkiye konusunda artık çok ciddi bir noktaya gelindi. Ben sanırım bizimkilerin pazarlıkta çok daha fazla karşı taraftan taviz elde edebileceklerine ilişkin bir ön yargılarının olduğunu düşünüyorum.